Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, Atatürk'ün Bandırma vapuruyla karaya çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadeleyi başlattığı şehirdeyiz. Atatürk'ün şehrindeyiz. Atatürk'ün doğum tarihini sormuşlar ne zaman diye. O da Samsun'a ayak bastığım gündür demiş. 19 Mayıs tarihi. Hem Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını hem de Atatürk'ün doğum tarihini simgeler. Samsun'dayız ve dolayısıyla Samsun'da da ne yapılır? Gezilir. Kuş cennetindeyiz. Samsun'a birkaç kilometre uzaklıkta. Çok güzel bir yer. Daha önce gezmiştim. Şu sol tarafımda görmüş olduğunuz yerlerde bungalovlar var. Orada da kalabiliyorsunuz. Şu şekilde bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Burası kuşların göç ederken kullandığı bir yer. Çok uzun bir parkuru var içerisinde. Bir Afrika ülkesi değil ama benzer görüntüler taşıyor sanırım. Yani bizdeki hayvanlarımız da mandalar. Suyun içinde. Nasıl, serin mi? Nasıl durum? Böyle bir yürüyüş parkuru var içinde. 3500 metre. Bungalovlar 2 kişilik. Salı günleri giriş yoktur. Pazartesi giriş yaparsanız salı günü de devam ediyor. Kahvaltı dahil. Normalde de gelip kahvaltı yapılabiliyor. Gayet güzel köy kahvaltısı var. İşte bungalovların içerisinde WC'si. Duşu, her şeyi mevcut. Gayet temiz. Bungalovda kaldığınız sürece sabahleyin güneş açtığında da akşamleyin güneş batana kadar istediğiniz zaman yürüyerek veya bisiklet kiralayarak gezebiliyorsunuz. Kızılır Maktertası Kuş Cenneti'ne hoş geldiniz. Turumuz başladığımız yerden itibaren toplam 12 kilometre. Şu anda Kızılır Maktertası Kuş Cenneti 5174 hektarlık yaban hayatı koruma sahasını geziyoruz. Delta aynı zamanda manda salım bölgesi. Şu an sağ tarafımızdan itibaren mandaları görmeye de başladık. Buradaki mandalar sahipli Nisan ayında köylüler tarafından buraya bırakılıyor.
Çok güzel ya. Kişi başı 15 lira. Bir saat 15 dakikalık bir tur. 12 kilometrelik parkur. Müthiş bir safari. Belli dönemlerde denizden kefal balıkları bu kanal yoluyla göle girerek yumurta bıraktığı alan. Kefal balıkları hem tuzlu suda hem tatlı suda yaşayabilen ender balık türlerinden. Şuradaki nilüferin hemen yanında bir tane kuş var. Çalılık gibi bir şeyin üstünde. Evet. Sakar meke şu an orada kuluçkada bekliyor. Bakın ileride hemen bir tane de yüzen var siyah. O da eşi. Biri beslenirken diğeri yumurtanın üstünde oturuyor. Yani nöbetlişe besleniyorlar. Erguvani balıkçıların bu alanda severek avlandığı avlar da su yılanları. Şu an delta'da bulunan manda sayısı da 13.000. Türkiye'de bir aynı yerde yani toplu şekilde en fazla mandanın bulunduğu yerde Kızılırmak deltası. Şu an yaz dönemi, burada gebelik dönemini geçiriyorlar. Yavrusu olanlar da yavrular besleniyor sütten. Kuşların olduğu alan. Sağa doğru giden küçük olan gece balıkçılığı. Diğer solda olan iki tane yan yana olan erguvani balıkçıl. Yine ileride sakar mekeler var. Kışın en kalabalık kuş nüfusunu oluşturan tür de sakar meke. Yüzeyinde uçan kuşlar da sumru kuşları, küçük olanlar. İleride bir tane erguvani balıkçıl bulunuyor. Erguvani balıkçılar da yaz göçmenlerinden. Nisan ayından itibaren güneyden buraya geliyorlar. Kış başlangıcında tekrar güneye geri gidiyorlar. Yavruları da var. Arkada da var yine bir grup daha. Önde açık alanda olanlar paspaş patka, arkadakiler Macar ördeği. Anneleri ve yanında yavruları da var. Bakın gece balıkçılığı. İleride büyük olanlar da gri balıkçılar var. Yine buradaki gördüğümüz binada kuş halkalama istasyonu. Burada ilkbahar ve sonbahar göçlerinde halkalama çalışmaları yapılıyor. Özellikle ötücü kuşlar üzerinde çalışılıyor şu anda. Ağaçların arasına kurulan sis ağlarıyla yakaladıkları kuşların ayaklarına takip için halka takılıyor. Solumuzda gördüğümüz göl Cernek Gölü. Delta içerisinde bunun gibi tam 7 tane göl bulunmaktadır. Bakın yine bir tane bahri kuşu. Ön tarafında da yavrusu var. Bahriler dalıcı türlerdir. Dalarak beslenir. Suyun altına daldığı zaman 50-60 metre mesafe alabilir. Bir dakikada suyun altında durabilir. Türü yaşamaktadır. Bunların biri de yerli, göç etmeyen kara leylekler. Hemen sağımızda 3 tane var şu anda. Evet, bakın yine solumuzda ileride 2 tane de deve var. Kızılırmak Deltası'nı gezmek için Samsun tarafından geliyorsanız, tekrar Samsun'a dönecekseniz Samtos tarafından giriş yapın. Çünkü ben daha önceki geldiğimde Bafra'ya gitmiştim. Bafra'yı gezdikten sonra tabelaları izleyerek Kızılırmak Deltası'na Bafra tarafından giriş yapmıştım. Sonra tekrar Samsun'a gitmek için çok bir daha geri dönerek, neredeyse Bafra'ya giderek Samsun'a geçiş yapmıştım. Dolayısıyla ben de bugün Kızılırmak Deltası'na girişi Samsun tarafından yaptım. Turu da zaten şu anda 12. kilometrenin bitişi, yani Bafra tarafındaki kısımdayız. İşte gözlem evi var. Burada gezeceğiz birazdan. Daha doğrusu çıkacağız. Oradan bir ufak bir çekim yaparım. Sonra da işte tekrar turun ikinci kısmı olan geriye dönüş 12. kilometreyi o şekilde bitireceğiz.
bitirerek turu tamamlayız. Gözlem istasyonu. Samsun'daki duraklarımızdan bir tanesi Bafra. Bafra'nın en meşhur şeyi, pidesi. Birazdan kahvaltı niyetine Bafra pidesi yiyeceğiz. Halüstaya daha önce de gelmiştim. Pideleri çok güzeldi. Kıymalı ve peynirli söyledik. Normalde Bafra pidesi kıymalı, üzerine tereyağı koyuyorlar. Kalem gibi uzun uzun. Peynirli de çok lezzetliydi. Köy peyniriyle yapılıyormuş. Bakalım, inşallah güzel olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. En büyük özelliği üzerindeki tereyağı. Müthiş. Evet, Bafra'nın meşhur dondurması bal kaymak dondurma. Yarım asırdır var. Dondurma yemezsek olmazdı buraya kadar gelmişken. Sabah erken ama olsun. Cevizli ve direkt sade bal kaymaklı. Müthiş. Az bir şey söyleyeyim. Bu Samsun'da yediklerim hiç benzemiyor. Efsane. Günaydın. Neredeyiz? Samsun'da. Çok önemli bir yerdeyiz. Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkıp Samsun'a ayak bastığı yere kadar denizde seyahat ettiği Bandırma Vapuru'ndayız. Müzeye girdikten sonra sol tarafta savaş sırasında kullanılan toplar, mayınlar ve torpidolar bulunmaktadır. İşte sağ tarafta da Bandırma Vapuru tüm ihtişamıyla yer almaktadır. Samsun'da böyle bir yeşil alan var. Büyük bir alana yayılmış. İşte ileride Amazon kadınlarının müzesi var. Bowling salonu, büyük bir bowling salonu var. Buz pateni pisti var. Okçuluk tesisleri var. Yani Samsun'da sahil kenarında ilk adım olsun, gerek atakum olsun. Çok fazla yeşil alan var. İnsanlar işte katlanır, sandalyelerini masalarını alıyorlar. Geliyorlar. Mekanlarda oturmaları gerekmiyor illa. Gidiyorlar orada oturuyorlar. Zamanlarını geçiriyorlar. Yani zaman geçirmek için çok ideal bir yer. Çok güzel bir yer. Samsun sahili. İnsan deniz zaten deniz olduktan sonra başka bir şeye ihtiyacı yok ki. İnsan. Bakalım şimdi Amazon heykeli, aslan heykellerini göreceğiz.
Amazon kadınları savaşçı kadınlar. Çok güçlüler. Daha önce Samsun ve çevresinde yaşadıkları düşünülüyor. Milattan önce 2000'li yıllarda. Samsun tam bir spor şehri. Arkamda çok büyük buz pateni pisti var. Aynı zamanda da okçuluk tesisleri de var. Günaydın. Atakum'dayız, Samsun'da. Burada çok uzun bir sahil şeridi var. Çok iyi. Şu şekilde koşu zemini, yürüyüş zemini. Bugün işte antrenmanım var. 40 dakikalık. Onu yapacağım. Dolayısıyla uzun bir koşu olmayacağı için sahil şeridini komple çekemeyeceğim ama en azından güzel görüntüler alırım diye düşünüyorum. 40 dakikalık koşuda da. Bakalım nasıl geçecek? Bir yürüyüş yolu da, daha doğrusu bisiklete binme yolu. O da beton. Ayrı bir zemin yoktur. Kum sahilde spor yapan çok fazla. Harika. Ne kadar çok spor yapan olursa o kadar güzel oluyor sabahın. Kumsal'da kamp. Dün akşam çok rüzgar vardı ama bir şey olmamış çadırlar. Yeni martılar çıkmış. Thank you.
Antalya plajları gibi. Antalya sahili gibi. Karadeniz'de Antalya sahil şehri. İğne yapraklı çam ağaçları. Akşamları dolu her yer. Çok güzel mekanlar. Harika bir ortam var. Kavun içi bos bos. We'll be right back.
Atakum sahilde bayağı bir plaj var. Hepsinin duşları, WC'leri var. Sürekli temizleniyor. Çok hijyenik. Belediye iyi çalışıyor. Yağmur başladı. Güzel atıyor. Dolu dolu yağmur. Bize girenler var. Soğuktur. Atakum. Dokuz Mayıs Üniversitesi Tepe. Bu tarafta var. Bu taraf ilk adım tarafına gidiyor. Samsun'un merkezi. Rastgele. Çok güzel ya. Sonrası yürüyüşü. Gayet güzel.
Samsun'un meşhur yemeklerinden bir tanesi de, daha doğrusu kahvaltılık menemen, çakallı menemeni. Çakallı menemenini deneyeceğiz. Samsun'da birkaç kere yemiştim ama bir yerinde yemek daha güzel olacak. Handa kuşlar var. Çakıl menemenini yemek için geldik. Ham çok güzel. İçeri girince de garip bir şekilde kuşları gördük yani. Kuşlar var. İçeride kuş sesleri müthiş. Ambiyans çok güzel. Çakallı menemenin tadına bakacağız. Harika. Kuş yemesinde ne kadar kuş gördüysem oğlum, burada o kadar güzel. Samsun'dan her zamanki gibi güzel izlenimlerle ayrılıyorum. Samsun çok güzel bir şehir. Denizin kenarında. Yukarıya doğru işte dağlara uzanan bir yapısı var. Bizim bu kahvaltı yaptığımız yer Taşan diye bir bölge, bir yer. Orada da belediyenin işlettiği bir mekandı. Çok güzel bir kahvaltıydı. Kahvaltı çok harikaydı. Tavsiye ederim. Burası aynı zamanda Kurtuluş yolu üzerinde. Kurtuluş yolu Samsun'dan başlayan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına kadar giden güzergah üzerindeki işte Havza, işte Amasya, işte ondan sonra tabi Erzurum, Sivas Kongreleri vesaireyle devam eden bir yol. Bu tabelalarda Taşhan'da işte 1700 yıllarda, 1800 yıllarda kalan Fransız, İngiliz, Alman, Amerikalı hepsinin İlerleyen zamanlarda muhtemelen kitaplarında yazdıkları, burasıyla alakalı aynı Evliya Çelebi'deki gibi anekdotlar var. Geldiğinizde okumanızı da tavsiye ederim. Çok ilginç, güzel bir yer. Ülkenin her tarafı tarih, enteresan. Çok gezmek lazım, çok görmek lazım. Samsun'a buradan veda ediyoruz, Taşhan'dan. Güzel şehir Samsun. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Her türlü aktivite, spor, sanat mevcut. Yaşaması güzel bir şehir. İnsanlar illaki kendilerinin yapabilecekleri bir şeyler bulabiliyorlar burada. Ben geldiğim zaman hiç sıkılmıyorum. Her türlü aktivite mevcut. Görüşmek üzere. Hocam Bey, teşekkür ederiz. Turumuz burada sona ermiştir. Sağ olun, teşekkürler. Siz de sağ olun. Evet, bu mutlu olsun. Çok güzel. Yesemek, Samsun Yesemek'te yemek yedik. Yesemek nedir? Gaziantep'in ilçesi. Açık Hava Müzesi miydi? Öyle bir yer, bir şey. Otel, bir şey, bir sürü. Aynen. Bunun için söylüyorum. Yesemek Ultra var. Seneye Yesemek Ultra'ya katılmayı düşünüyorum bu yemekten sonra. Merhaba. Babamın asla bir lana koymayacağı anlar.